Arkadaşlar şimdi az önce göstermiş olduğum materyalleri bir araya getirdik bu şekilde. Gördüğünüz gibi bantladık. Şişeleri bu şekilde, kutuları bu şekilde bantladık birbirlerine. Yerine koydum. Altına ben bu şu an baserdim. Yerler kirlenmesin diye. Bize şimdi gerekli olan malzemeler poşetlerle bütün bu üstünü kaplayacağız. Sonra devam edelim. Evet, naylonlarla kapladık. Gördüğünüz gibi naylonlarla kapladık. Şimdi çimentomuzu karacağız ve kullanmadığımız çarşaflarımızdan taş görüntüsünü vermek için çimentoyu bulayıp üzerini kaplayacağız bunun. 5 kilo kadar çimento aldık. Suyumuzla karıştıracağız. Üzerine bakın böyle naylonda kaplamıştık. Biraz daha çimento koyayım. Kıvamı sulu bir kıvam olacak ama çok fazla da su gibi değil. Biraz yoğunluğunu hissedebileceğiz elimizde. İçinde hiç topak kalmayacak. Evet. Kullanmadığımız çarşafları bu şekilde her tarafını çimentoya bulayacağız. Dondur. Evet, şimdi çimento harcıyla tamamen ıslattığımız çarşafımızı yavaş yavaş yerleştirelim. Şekil vereceğiz. Naylonları da altına şey olursa, hani kumaşımız ola ki bir gün sızdırırsa altına su geçmesin diye. Evet, çimentolu kumaşlarımızla kapladık. Bu şekilde bir görüntü verdik. Şimdilik bunun kurumasını bekleyeceğiz bu gece boyunca. Yalnız kuruduktan bir süre sonra çatlamaması için sulamamız gerekiyor her tarafını. Ondan sonra biz buna akvaryum pompası takacağız. Ve bazı yerlerini taşlarla süsleyeceğiz. Tepesine bir testi koymayı düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 2 gün boyunca kurumaya bıraktık. Kurudu. Bazı yerlerine taşlar döşedik. Evet, bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi ben bunu boyamayı düşünüyorum ama şu renk şu anda görünmüyor gerçi. Kahverengi, üstüne bakır tonları boyayacağım. İç kısmını da maviyle boyayacağım. Şu su biriken yerler. Ondan sonra da işte aksamına takacağız pompa vesaire. Çalışır vaziyette de göstermeye çalışacağım kısmetse.
Evet arkadaşlar, süs havuzumuzda son aşamaya geldik. Bunun mekanizması akvaryum motoru. Bakın burada motor var. Tam kamufle edemedim. Üzerine taşlar falan koyacağım. Yeterli taşım yoktu. Buradan suyu alacak. Bakın burada hortum var. Bunlar da kamufle edilecek. Bu hortum arkadan şu testinin içine gidiyor. Testin içinden de geliyor. Yani akvaryum motoru ben ikinci elden aldım. Gayet de güzel oldu. Çok uygun almış oldum. Yani bu görüntünün bana maliyeti, boyalar iki kutu boya gitti desem 10 lira. Çimento 8 kilo falan gitti galiba. 8 lira da o. 18. Motora ben 20 lira verdim. 38. Evdeki ıvır zıvırla yani 40 liraya böyle bir havuz yapabiliyorsunuz. Yani evde eğer mesela çimento falan gibi malzemeniz varsa çok çok daha da uyguna yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bay. Evet arkadaşlar, şelalemiz bitti. Bu şekilde yaptık. Buraya biz akvaryum motoru koyduk. Üstüne taş koydum ki motor görünmesin diye. Akvaryum motoru koydum, normal küçük bir akvaryum motoru. İşimizi gördü. Devidarmimizi yapıyor güzel bir şekilde. İçini akrilik boyayla boyadım. Şimdi sistemi nasıl bağladık? Akvaryum motorumuzu içine koyduk. Hortum taktık. Ben şimdi oraları çiçeklerle falan kaplayacağım. Bu kısım hiç görünmeyecek artık. Şimdi buraya taktık. Bunları hep kapatmam gerekiyor ama şimdi sadece çalışıp çalışmadığına bakmak için açmıştım. Hortumumuz, akvaryumdaki hortum bu şekilde geliyor. Arkasından testinin içine giriyor. Bakın. Testinin arkasına ben WhatsApp'la deldim. Gördüğünüz gibi. Evet. İçine ışık koyacağım. Işık koyunca bu çok daha güzel olacak. Işıklandırınca ve içine birkaç taş falan koymayı düşünüyorum. Süsleme bakımından. Işık koyduğumuzda bu akşamleyin daha da güzel bir görsel şölen olacak. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.